Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim Takoliz denetim yazılımının bu mobil kısmını anlatacağım. Önce şu şekilde bir kart okuyucumuz var. Bunu takoindir.com'dan temin edebilirsiniz. Bunu tabletin alt tarafına takıyorum. Evet, şimdi şey yapacak. Gördüğünüz gibi yeşil ışığı yandı. Arkasından sürücü kartını takıyorum. Taktık. Kart verisi indir diyorum. Sadece bu şey için bir uyarı istiyor. Bir kere daha şey yapıyorum. Seçiyorum. Şimdi burada kullanıcının adını aslında kapatmak istedim. Sürücünün adı soyadı da çıkıyor. O yüzden şurada ufak bir şöyle kağıdımız var. Şimdi kart verilerini okuyor. Evet, indiriliyor kart verileri. Şu evet, indirdi. İndirdikten sonra sayfaya yönlendiriyor. Önce kişinin işte günlük yani saat gece 12'den şu ana kadarki olan sürüş sürelerini bilgisini veriyor. Daha sonra ihlaller kısmına geliyoruz. İhlaller kısmında işlem birazcık uzun sürüyor ama yani aslında çok da uzun değil. Burada çok fazla bir matematiksel işlem yapıyor. Mevcut mobil aplikasyonlar ister istemez bu kadar fazla matematik işlemini biraz bocalayabiliyor işin doğrusu. Ondan dolayı biraz yüklü bir şey geliyor, data geliyor. Yani son 4 haftaya ait. Yani kullandığı mesela bu haftaya girdik ya, bu haftaya girdikten önceki 3 haftalık kişinin denetlemesini veriyor. Bu biraz tabii elimizdeki mevcut kart kullanılmış bir kart. Bir müşterimize ait bir kart. Dolaylı olarak tarihleri biraz eski, son kullanımı. Şimdi geri kalan şeyler gelecek. İhlaller kısmı gelecek. Evet, gördüğünüz gibi ihlaller kısmı geldi. Burada artık şu kağıdı çekebiliriz. Günlük toplanma dinlenme süresi ihlali varmış. 22.1.2019'da yapmış. Bu tür durumda tespit ettiğiniz anda 22.1.2019'un işte kart raporunu aldığınızda size bu hataları zaten otomatikman gösterecektir. Gene her zamanki gibi bizim mevcut yazılımımızda İşte aktiviteleri yani son 15 günlük aktiviteleri gösterdiği bir menümüz daha var. Burada zaten kullanıcının görüyorsunuz aktivitelerini yani son 15 gününü gösteriyor. Programımız kısaca böyle çalışıyor. Aynı zamanda bu eğer yani birimler kendi arasında haberleşirse şey yapabiliyor. Masaüstü yazılıma da bu bilgileri atıyor. Oradan da denetlemeye devam edebiliyorsunuz. Teşekkür ederim.